Arkadaşlar Pivot Center Furkan kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 21. haftada oynanan mücadeleleri sizler için derledik. Sizin için konuşacağız. 21. haftaya Başakşehir ile Rize arasındaki mücadeleyle başlıyoruz. Yani burada benim diyeceğim şey Başakşehir yazıklar olsun. Rize helal olsun. Yani Somudyo'ya yenildi Başakşehir. Somudyo tek başına Rize'ye aldı, taşıdı bir puanı aldı döndü. Rize'de maç başında 14 oyuncu eksiği vardı. Ya bunlar da öyle boş oyuncular değil. Loic Remy yok. İşte Şuko da yok. Yani direkt gollere etki eden oyuncular yok. Şeyde de kalecileri yok. Başakşehir'de de golü Mehmet Topal attı. Yani o gol de böyle savunmaya çarpıp aynen şey bir gol yani. Başakşehir futbol olarak çok kötü oynuyor. Okan Buruk bir an önce hocalığını konuşturması lazım. Bir de maç içinde komik bir an oldu. Böyle Şumudika'yı aradılar herhalde. Bir telefonla böyle bir telefon görüşmesi oldu. Sonra oyuncu değişikliği oldu. Şumudika hocam direkt etkisini gösterdi. Zorlu deplasmandan eksik kadrosuyla 3 puanı aldı. Tebrik ediyoruz. Okan Hoca'ya da buradan bir an önce toparlanmasını beklediğimi iletiyorum. Niyazi sen ne diyorsun? Abi ben bu maça çok farklı duygularla geldim böyle. Çünkü tam yani çok rahat bir maç. Yani 4-5'e gidecek fark olacak diye açtım bir maçtı. Ama işte sorun şu Başakşehir'de. Geçen senenin topçuları bu sene yok. Mesela Crivelli. Crivelli atmıyor. Atamadıkça takımı da bozmaya başladı mesela. Onun dışında bu sene aldıkları Hasan Ali. Yani bu kadar mı kötü olur abi ya? Gitti penaltı yaptırdı. Yani hiç olmayacak Rezalet bir pozisyonda penaltı. Yani. rezalet bir penaltı. Ne top yaptın, hiçbir şey yapmadın. İleride hiçbir şeyin yok. Defansta bir şeyin yok. Yani buraların oyuncusu değilsin abi sen Hasan Ali. Yıllarca Evet. bize neler çektirmişsin. Yani görüyoruz dışarıdan daha net görüyoruz. İçeride zaten biz görüyorduk da. Yani şimdi insanlar görüyor. Başakşehirliler görüyor. Öyle söyleyeyim. Başakşehir'i ne hale getirdin? Çok Ondan amatör bir sonra penaltı. ay Yani. bak ama bu maça bence hocanın da kadrosu seçeneği yanlıştı. Yani yedekte Aleksic var. Berkay ile başlıyor. Berkay'ı da hiç çıkarmadı. Berkay'ın Başakşehir'de 55 maça çıkmış. 10 numara formayı giyiyor. Kaç gol kaç asisti var sizce? Bir Sıfır. gol üç asist. Sıfır gol sıfır asist. 10 numarayı giyiyor bu adam. Hiçbir şey etkisi yok yani. Anladın? Bu adam ya bak bir tane pozisyonu var 27. dakika mı ne öyle bir şeydi. Abi bir kontrolü bak ya ayağından top uçuyor gidiyor filan hani pas atamıyor paslar kötü. Bu adamla başlıyorsun Alexis Çeyrek'te. Crivelli çok kötü rezalet. Ayrıyeten bir de şey var yani Denizli ters ayakla oynatıyorsun. Oğlum bu Jadon Sancho, Gnabry, Coman filan değil yani Deniz. Solunu kapattın mı bitti yani bitti. Bu hiçbir şey yapamaz. Abi bir dene ya. Bir Deniz'i git kendi sol kanadını al. Gudbrandsen'i sağ al. Crivelli'yi en ucu at. Hani bir şeyler dene. Abi 90 dakika benim gibi izledi o da. Yani hiçbir şey olmadı. Hiçbir pozisyonu yok. Rezalet futbol. Sonra çıktı dedik yani işte bizim skor değiştirebilecek oyuncularımızdan Visca ile şey yok. Çattı. Doğru söylüyor. Yani bunlar bir şey yapabilirdi. Ama bu kadar eksik adama da senin oynattığın oyuncuların arasında Crivelli varsa, Dembaba varsa, ne diyeyim işte Gulbransen varsa, bunlar Deniz varsa, İrfan Can varsa bunlar çözemiyorsa bir problem vardır. Yani oyun içinde bir şeyleri aksiyon yapmıyor. Taktik vermiyor. Yani bir oyuncu değişikliği değil de hani oyuncuların yerini değiştirse Rize'nin kafası karışacak. Rize zaten çıkamıyor. Rize'nin gol atabilecek tek oyuncusu Somut. var Samu diyor. Yani Rize'nin mi daha çok pozisyonu var dese Başakşehir'in mi? Rize'nin daha çok pozisyonu var abi. Başakşehir gidemedi. Şut mut bir şey yapamadı. Yani İrfan Can'ı da çok geride karşılatıyor. Çünkü Berkay yüzünden. Berkay ileride duruyor ama hiçbir şey yapmadığı için. Geç abi sen geriye. İrfan Can biraz önde dursun. İrfan Can da geride olduğu için sürekli uzun top atıyor. Abi zaten kapanan bir takıma uzun top atmak ne demek? Yani saçma sapan işte. Sonuç işte 1-1 kalırsın. Daha da kötü yere gidebilir. Ama işte komple takımı değiştiriyor şimdi. Ömer Ali'yi aldı. Ayrıca İrfan Can transferi konuşuyor. İrfan Can'ı işte Fener alırsa 3 topçu veriyor gözdüğümüz. Galatasaray ise 5 topçu veriyor. İşte böyle böyle takımı değişiyor. Daha da oyuncu alacak sattığı şeyle. Junior Görünüm o. Fernandez geldi. Junior Fernandes'i de aldı.
Takım komple değişiyor. Bir şeyler olacaktır illa ki. Yine para var şu an orada. Bir de Başakşehir'e giden adamın kafası çok rahat abi. Yani bir strese girmesine gerek yok. Taraftar stresi yok. Bir şey yok. Hani bir Fener gibi değil. İstanbul'a gideceksen hem Başakşehir'de para kazanırsın hem başarılı da olursun bir şekilde. Rahat da oynarsın ama bu sene topçular sıfır abi. Yani Oynamıyorlar. ben Bir eksikleri var. Hocanın da dediğim gibi hiç maç içinde bir şey denememesi benim çok gıcıma gitti yani açıkçası. Abi bir dene ya. Deniz Türüç her topu ezdi. Çünkü adamın önünde Melniak var. Melniak'a demişler ki bu adam solak. Sağ ayağı yok. Yok yani. Solunu da dur. Hiçbir şey yapamadı. Gerçekten de öyle oldu. Hiçbir şey de yapamadı. Sağ bekte sakatlanınca Rafael yeni genç bir adam arkadaşımızı aldı. O da oynamayınca sağ taraf zaten bitti. Sol tarafta zaten Berkay var. Orası da öyle Hasan Ali ile. Kanatlardan gelemediler. Ortadan da bir şey yapamayınca puan kaybı kaçınılmaz oldu. Ben 0-0 bekliyordum ama 1-1 bitti. Batıyor topu atmadan önce bence yani futbol biraz da böyle psikolojik bir oyun. Yani şu an bence lig yeniden başlasa Başakşehir şu topladığı puandan çok daha fazlasını toplar. Ama işte hocalık da takımı bu tarz durumlardan çekip çıkarmaktır. Okan Hoca şu ana kadar maalesef burada başarısız oldu. Çok da beğendiğim bir hocadır ama umarım bir an önce eski performansına döner deyip topu Batu'ya atayım. Batu senin görüşün Ayrıyeten bir şey daha diyeceğim. Hani ne? Batu kusura bakma. Estağfurullah. Şimdi oyuncular da hani geçen sene şampiyon olmuş kadroya ekstra gelen bir oyuncular. Yani eksilme yok, artma var. Ama oyun çok geriye gitmiş durumda. Bunu en son nerede gördün dersen bana. Bayern Münih'te gördüm. Tam tersini. Hansi Flick geldiğinde uçtu Geldi. aynı oyuncular. Kovac varken çok kötülerdi. Bu tarz şey mesela aynı şekilde geçen senenin Beşiktaş'ı Abdullah Avcı ile çok kötüyken bir anda Sergen gelince ligi 3. sırada bitirdi gibi. Bunu örnekleri verebilirim. Yani belki de bir Kan yani değişikliği mi istiyorsun? kan değişikliği neden olmasın bilemiyorum. Vallahi Başakşehir sloganını atıyorum. Bir bir eriyor Başakşehir. Yani yazık. Hakikaten harcanan paralara. Şimdi taraftarı falan diyeceğim ama yani taraftar ya yazık da değil aslında taraftarına da. Geçen sene zaten şampiyonluğu elde ettiler. Bir ömür yeter diye düşünüyorum ben Başakşehir camiasına bu başarının. Yani baktığımız zaman bence ya yani Okan Buruk'a da ben çok bir şey diyemiyorum. Yönetim anlamında bence şu an çok büyük bir zafiyet var Başakşehir'de. Akıllar tamamen yapılacak transferlerde, gidecek oyuncular da gelecek oyuncular da. Saha içinden çok saha dışı faktörlere odaklanılmış durumda. Bu arada Rize'de 14 eksik dedik ama yani 11'ine bakıyorum. Valla bu 11'le çıksın Rize. Ya yani Şumudika bu 11'le oynar bence. Hakikaten. Hayır ama şöyle bir şey var işte bak inanılmaz 11 kişisi var. 14 tane eksik de ilk 11 oynayabilecek oyuncu. Bu takım Thomas da düşme potasında neredeyse. Ya evet yani Buradan da bu yine Thomas'a puh diyoruz, devam ediyoruz. evet ya bu takım oynar Rize'de önümüzdeki haftalarda da. Ya Başakşehir açısından golcü sıkıntısı çok büyük yani. Crivelli ya Crivelli zaten klas bir adam değil. Klas bir oyuncu değil. Golcü bir Ama oyuncu geçen değil. sene atıyordu abi Ama ya. hep eforuyla işte bir şeyler yapabilen oyuncu. Ortaya hep Umut Bulut tarzı bir adam. Abi Öyle bu diyeyim maçta sana. her şeyde faul yaptı. Yani her hava topunda faul yaptı. Tam Rize'nin istediğine İşte getirdi. yani bir Rize bir adam istedi. konsantrasyon. Rize 12 kişi oynadı yani Kriveli yüzünden. Ya benim garibime giden Sivas maçında o hava şartında bir de Sivas gibi bir rakibe Başakşehir daha iye oynadı. Rize karşısında çok pasif yani uzaktan şutlar dışında böyle aman aman bir tehlikesi yok. Bir de ya şunu söyleyeceğim. Hasan Ali Kaldırım ya abi hadi top kaptırıyorsun orada. Yani değişik bir pas denedin. Olmadı. Ya gidip niye penaltı yapıyorsun ya? Yani Mehmet Topal geliyor oradan. Adamın kademesine. Sokmayı Ya ver ayağını oradan be vursun kardeşim ne ya. olacak ya? En çizgiden ne Heh, yapacak? Bir yani şey sokmayı ver yapamadı ayağını ya. ya. Sen tecrübeli adam diye alındın bu Başakşehir'e ya. Sırf tecrüben var diye oynuyorsun. Hala şu ligde. Artık yani kara gümrük hayırlı olsun bence. Mehmet Topal. Hasan Ali Kaldırım. Ya bir sonraki Karagümrük durak. filan yapamamaları lazım abi. Bak Ya gerçekten yapacaklar ama. Ya da yapamamaları lazım Adana ya. Demirspor. Adana Demirspor Yani seni. bence direkt bir alt lige gitmesi lazım. Ya yani hadi diyelim okey yine bir şey yapsın dersen de düşmemeye oynayan. Gerçi Başakşehir de şu an düşmemeye oynuyor da. Antalya Spor falan yani. Bir sonraki başkan Erzurum gelecek. öyle. Erzurum'da şey İstanbul'dan toplayacak işte bu.
oyuncuları Antalyaspor'la bir UEFA falan kovalayacak. Bilmiyorum. Yani Başakşehir'in bu noktadan sonra toparlanması zor. Transferde gidecek oyuncular da belirleyecek tabii. Junior Fernandes'i aldılar ama şimdi Ömer Ali Şahiner de geldi. Bilmiyorum, çok seviye atlatacak oyuncular değil bence bunlar Başakşehir'e. Yok ya, bence olabilir ya. Belli olmaz. Aranan kanlar olabilir ya. Hani şöyle söyleyeyim. Ömer Ali mesela geçen sağ bek eksikliği çekiyor. Rafael de sakatla duruyor. Ömer Ali sağ bekte oynar. Bence sağ bek için aldılar oraya bu arada. Sağ ileride de oynar. Sağ ileride oynadığı zaman Deniz Türücü de sola atma şansın olur. Kanadın olur çünkü. Visca'yı yedekler. Bence çok 10 numara transfer yaptı o konuda. Hayırlı Junior olsun diyorum o zaman. Fernandes de sol kanatta oynar, ileride oynar. O da çok güzel transfer oldu bence. Ki daha konuşulanlar var. Alabileceğimiz adamlar var diyordu. Ki dediğimiz gibi mesela İrfan Can'ı gönderdiği zaman, Galatasaray'a gönderdiği zaman Emre Akbaba artı bir tane daha oyuncu yazılıyor. Yani hani onlar da etkiye gelecek. Artı para kazanacağı için belki bir iki de alacak. Ya da Fener'e yazdıklarında işte Ferdi'yi kiralama, işte bilmem ne, öyle bir şeyler yazıyorlar. Yine 3-4 oyuncu. Takım tamamen değişmesini istiyor. Değişecek. Ve de defans da alacaklar. Bu yeni aldıkları Leo Duarte de çok iyi değil bence. Bir tane daha defans alacaklarmış galiba. Bakalım neler olacak. Takımı değiştirip yani takımdan ziyade oyunu da değiştirmeleri lazım ikinci yarı için diyelim. Bu maçı böylece noktalayalım. Buradaki maç Konyaspor ile Antalyaspor arasında. Yani ben bu mücadeleye maç, ya yani futbol Pas. adına bir şey var mıydı? Yani bilmiyorum. Burada sözü Niyazi'ye bırakacağım ama Niyazi'ye pas atmadan önce ona bir soru sormak istiyorum. Konyaspor'un bu mücadeledeki isabetli şut sayısı kaçtır? Sıfır olması lazım ya. Sıfır. Tebrikler. Yok yani, Buradan devam edebilirsin. hatırlamıyorum. Duran toptan 2-3 tane kafa vurdu. Antalyaspor'da hiçbir şey yapmadı. Rezalet bir maç oldu. Antalya iki Fenerbahçeli hoca güzel güzel yani futbolu katlettiler tertemiz. Abi yani bak, İsmail Kartal yine inanılmaz çok kötü bir ilk 11 çıkardı. Diomande yoktu ama yine Musa'yı koydu. Ne fark etti hoca? Sana soruyorum, ne fark etti? Butici'nin ne eksiği var Butici'nin? Senin bu son maçın abi. Son bir haftan var bak. Bu hafta bayız. Bu hafta bayız. Ondan sonraki hafta sen bay baysın. Hadi yaylan. Öyle söylüyorum sana. Çünkü bu kadar olmaz ya. Ardı ardına bilerek yapıyor yani adam. Bilerek Konyaspor'u lig düşürmeye çalışıyor. Şu an bak, düşecek takımları sayayım mı sana? Kim düşer diyorsun? Denizli Gençler. düşer. Gençler Denizli, düşer. gençler düşer. Ankara Gücü Bilmiyorum. Bir düşmez. şey Hani şey diyemem. yapmaz. Kayseri Kayseri bilemiyorum. belki yani düşmez. Kim var abi? Üstlerine bir üstte Konya geliyor. Konya düşer mi? Evet, bal gibi de düşer İsmail Kartal'a. Çok güzel düşeriz. Ondan sonra yönetim de şey yapar. İstediğin oyuncu da oynatırsın o zaman. Başka takımlar. Sen zaten bulursun şey. Takım ama yazıklar olsun. Hani Konyaspor'u bu hale getirdin. Bu 11'lerle menajer oyunlarında bitirdin. Son bir haftan var. Şu Antalyaspor'u yenemedin. Şut bile atamadın. Sana yorumum sadece yazıklar olsun. İnşallah da bir haftan kaldığını biliyorum. Bir hafta sonra yenileceğiz ya da berabere kalacağız. Sonra sana hadi görüşürüz abi. Peki yönetim neden tutuyor abi? Bir hafta baysın. Ya getir ucunu yeni Abi birine. çok şey değil ki. Berabere kaldı. Bir şey yapmadı. Hani baskıya direniyorlar. Birazcık daha gidelim. Transferler yeni falan filan. Herhalde o tarz düşünüyorlar ama beraber giderler. Zaten çok da umurunda değildi. Yönetimde dedi ki ben bu sene aday olmayacağım başkan filan. Yine aday oldu. Bir şey oldu. Yine seçildi filan. Hani çok garip bir işler dönüyor orada. Yani Bu sene dört takım düşecek. Birisi Konya olmak üzere. bir İnşallah sonraki kurtarır. Niyazi, bir sonraki maçı içeride Gençler Birliği ile direkt rakibi. Yani Gençler Birliği'ne bir puan kaybederse dediğin gibi İsmail Kartal muhtemelen bay bay olur. Bir sonraki maç Denizlispor ile Fatih Karagümrük arasında oynandı. Karagümrük mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. Benim bu mücadeleye dair söyleyeceğim ilk şey, yani ben bu Yalçın Hoca'yı anlayamadım. Yani bir hafta Mourinho, bir hafta ne belli değil. Yani ben gerçekten burada Denizli'nin en azından bir puan alabileceğini düşünüyordum. Abi Yani çok ligde şanssız ya. İnanılmaz çok ya şanssız ya. İki kere yeteneksiz bir geliyor, devam ikisi de kaldılar. iki gol oluyor. Yani adam da söyledi zaten. Yani Yalçın Hoca da söyledi.
Başka bir hoca da gelse olmayacak. Ya Evet yetenek ama yok. Bitirecek adam yok ve yine aldıkları evet. adam Hasan Ayaroğlu. Hadi Şöyle bir geçmiş şey olsun var. ya. Ne diyeyim ben size? Güle güle yani. Ligde 14 puanda sonuncular. Yani evet oyun olarak ufak ufak gelişim gösteriyorlar ama puan toplamaya da ihtiyaçları var. Hani böyle haftalar geçiyor, eriyor. Denizli için de hani umutlar yavaş yavaş tükeniyor. Bilmiyorum Bak neler olacak. aynısı Konyaspor olmuştu. Yatabari, Eto, Yahuç. 3 tane forvet aldı. Ligde tuttu. Aynı şey şu an Denizli'ye de oluyor. Yapmazsa transferi yönetim, bu taraftar, bu yönetim unutmaz. İş yaptırtmazlar yani Denizli'de. Ben sana söyleyeyim. Bu hocaya güveniyorum ben hala. Yapman da lazım şu transferleri. Yap artık. Şu takımı ligde tut ama Hasan Ayaroğlu gibi menajer gazıklarına gelme. Hasan Ayaroğlu bu ligin adamı değil. İkinci lige topçu topluyorsan şimdiden söyle. Biz de ona göre davranalım yani burada. Batu. Teşekkürler. Valla Karagümrük bence övgüyü hak ediyor. Yani Alessandro hakikaten ya Anadolu kulüplerinde, gerçi Karagümrük Anadolu kulübü değil ama yani dört büyüklerin dışında diyelim. Yani bu kadar etki eden bir kanat oyuncusu ben hatırlamıyorum son zaman. Yani Junior Fernandes falan vardı Alanya'da. Jaume Campos falan vardı. Ama yani onlarla beraber bence müthiş yetenekli bir oyuncu. Yani kontrata bu kadar etkili çıkan adam. İlk de 6 gole ulaştı yanlış hatırlamıyorsam. Çok Geçen etkileyici bir sene de vardı bu dedikleri bir evet şey. ve yani PTT'de bu kadar bir alt ligde bu kadar etkili oynamıyordu ya geçen sene. Bu sene Yok hakikaten abi. vites attırdı. Oğlum Akhisar maçında kaçırdıklarıyla dalga geçiyorlardı insanlar. İşte Bu evet Alanya yani abi topu taca attığı değişti. maç falan. Bu sene hakikaten ne olduysa bir sihirli değnekteydi adama sanki. Müthiş oynuyor. Ya İtalyanları toplamış Karagümrük. Oyunda ya oyun zekası olarak bir şey yapmış yani etkisini gösteriyor oyuncular. Bertolacci, Borini. Borini'nin attığı gol çok güzel mesela. Yani ayak içi tekte bırakıyor topu. Marcao'nun Beşiktaş maçında kaçırdığı gol geldi aklıma onu attığı zaman. O golü gördüğümde. Ama Denizli'den ben de bu maçta bir puan beklerdim kesin. En azından Galatasaray maçından sonra bir direnç göstermelerini bekliyordum. Ama olmuyor demek ki ya. Ya zaten çok bariz bir şekilde bir kalite eksikliği var Denizlispor'da. Yani o stoper ikilisi, orta sahada Sagal, ne bileyim. Ya Aysat oynuyordu bu takımda devre arası. Adana Demirspor'da işte. Bursaspor maçını veren adam Adana Demirspor'a. Ya bu adamlarla oynuyordu bu zamana kadar Denizli. Yani çok net transfer yapmaları lazım. Yoksa üçüncü aday da İkinci aday. Denizli saymıştık. İlk Denizli aday değil. yani Evet. Gençler Birliği Denizli. Maç Gaziantep Futbol Kulübü ile Hatayspor arasında oynandı. Yani burada yine magazin yönü biraz böyle ağır basan bir maç oldu. Junior Moraes kendi kalesine bir gol attı. Ondan sonra takımıyla, takım arkadaşlarıyla soyunma odasında vedalaştığı söylendi. Yani çok futbol içinde olan şeyler. Denizlispor'daki o savunmadaki Muhammed miydi? 2 hafta üst üste Evet. kendi kalesine gol atan arkadaş. Yani futbol içinde bunlar olabilen şeyler. Yani benim bu mücadeleye dair söyleyebileceğim şey skordan dolayı Hatay'ın üstünlüğüyle yani 1-0'a geldikten sonra top daha çok Hatay'da kaldı. Hatay %62 ile topla oynadı. Sonunda da 1-1 ile 1 puanla Hatay'a dönmeyi başardılar. Ben Antep tarafında 3 puanın kaçtığını, 2 puanın kayıp olduğunu düşünüyorum. Hatayspor'da 1 puandan dolayı tebrik ediyorum. Niyazi sen ne söyleyeceksin? Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Bu maçla ilgili çok bir yorumum yok. Sadece futbol mucizesi oldu son dakika. Güzel oldu ama ya. Kötü değil. Bu Penza yine kaçırdıkları var. Bu Penza'nın çok değişik bir forvet olmaya devam ediyor. Yurt dışından filan talipleri varmış. Fenerbahçe'de yazıyorlar bu arada. Bilmiyorum. Olursa gerçekten güzel olur. Çok değişti. Çok güzel bir forvet olmaya başladı. Hoşuma gidiyor. Antep yeni hocasıyla az daha alıyordu işte. Kaleci çıktı. Adam kendi kalesini attı. Çok ya futbolda bir kere olur yani böyle çok şey olmaz bir sezonda. O da denk geldi ama bir şey söyleyeyim mi? Antep'in bu sene kaç kere böyle şeyleri oldu ya. Son dakika golü ya attı ya yedi yani bir şeyleri oluyor son dakikalarda. Bir konsantrasyon eksikliği olabilir yani.
şey olarak. Yeni hocayla hayırlı olsun diyorum bu maç için. Zaten biz bu maça tahminlerimize de bir görmek lazım hoca dedik. Beraberlik demiştik. Maç berabere bitti ama şans Evet. da bitti yani. Bir şey diyemeyeceğim. Batu senle devam edelim. Ya ben Antep'ten bir galibiyet bekliyordum açıkçası. Maçta da iyi olan taraftı bence Gaziantep. Çok bir şey kaybetmedi gibi ya. Şumudik ayrıldıktan sonra da Sapinto bence takımı daha da yukarıya çıkartabilir. Ya, Junior Moraes olayına iyi bakmak lazım ya. Belki Rize, hoş geldin Rize diyebiliriz Junior Moraes için. Şumudika getirmişti zaten Steaua Bükreş'ten. Affedilmiş ama Antep'e. bugün çıkan haberlerde affedildiği Ha. söyleniyor ama bilmiyorum ne Yani kadar neye istinaden bugün affedildi diye haberler çıktı. affedildi? Vedalaştığı için mi affedildi? Ya da başka bir şey mi olacak? Yok Yani bilmiyorum. Taraftarla duygusal bir bir arası konuşma olmuş bozulmuş bu. herhalde. Ya maçtan sonra taraftar Instagram'dan işte bazı yorumlar atmış. İşte onlara Anladım. karşı duygusal bir reaksiyon verip o zaman ben de gidiyorum demiş. Bugün de affedildiği söylendi. Anladım. Ya maç sonrası olabilecek şeyler bence Evet bunlar. ya, Ama duygusal dediğin da. gibi eğer ayrılsaydı bence Rize'ye Şundika direkt alırdı. Evet. Direkt alırdı. Kasımpaşa ile Sivas arasında yani benim bu hafta böyle Rize'den sonra şaşırdım ama bu sefer olumsuz anlamda şaşırdım. Bir mücadele maç oldu bu. Sivasspor beni çok yanılttı. Buradan yani Rıza hocama sormak istiyorum. Bu takım niye böyle hocam? Abi Yani konsantrasyon eksikliği inanılmaz. 2-0'dan sonra da şey var. Takım kendi içine girdi ya. Gradel'le şey kavga etti. evet, Hakan mıydı? Yok arada Uğur muydu? Uğur. Uğur. Birbirine girdi maçın içinde. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ufak bir şey söyleyeceğim burada. Geçen hafta Niyazi burada Aytaç Kara'ya salladı. Maçı verdin dedi. Ama o Bu istediği hafta şey. da golünü attı. Sana böyle cevap vermiş olsun. Yusuf Abi Erdoğan da etkiliydi bu hafta. Yani ilk işte yarıda yani adam şimdi iki tane oyuncusu var. Adamın vezir de Ezel, rezil de. Geçen hafta rezil ettiler, bu hafta da vezir ettiler. Öyle söyleyelim. Yani zaten Kasımpaşa inanılmaz şey motivasyonlu çıkmış. İşte Fuat Çapa'nın böyle bir huyu var. Bazı maçlara böyle inanılmaz motive çıkıyor ve maçı çözüyor. Ya sen o maçı kazanamaz diye bakıyorsun ama gidiyor kazanıyor. Mesela bu maç öyleydi Sivas maçında. Şimdi haftaya da gider saçma sapan yenilebilir yani Kasımpaşa değişik bir şekilde. Ben Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum ama Sivas'ın acilen bir şeyleri değiştirmesi lazım. Çünkü takım birbiriyle kaynaşmamış durumda abi. Yani maç içinde kavga edilmez ya. Bıraksalar birbirlerine girecekler yani direkt. Laf dolaşındalar filan. Hani hiçbir pozisyon üretme zaten yok. Bir tane kaçırdıkları çok net var son dakikalarda. Başka da ben hatırlamıyorum pozisyonlarını. Yok. Yoktu da ilk yarıda Yok. şut yok. İlk yarıda Evet. şut yok. Ya ikinci Yani yarı Sivas'ın en dikkat çeken Kasımpaşa şey saldırsa şey yapardı yani, biraz daha farklı bitebilirdi Kasımpaşa maç. kaçırdı da bu arada. Evet. Evet. Ya, Sivas sadece kornerle 10 korner kullanmış. Oralardan da bir şey üretemedi. Yani Sivas gerçekten bu haline üzülüyorum ya. Yani Rıza Hoca sevdiğim bir hoca. Maalesef takımı bir türlü toparlayamadı. Ya orta sahada çok eksikleri var. Yani Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın o şeyini dolduramadılar. O Ya dinamizm Fajir eksikliğini de papatya falı dolduramadılar. gibi. Evet yani Fajir, Fajir'i çok beğeniyorum. Kla Demir eline baston ver sırıtmaz ya. Adam yürüye yürüye top oynuyor. Ben anlamadım, nasıl bir orta saha, nasıl bir 6 numara, 8 numara mı değil, 6 numara oynuyor. Ben nasıl bir 6 numara anlamadım ya. Birazcık yırtıcı olur ya adam. Yani hiç alakası yok böyle, bir mücadele edeyim, bir şey yapayım, kilit pas deneyim falan, yok yani, hiçbir şey umurunda değil adam. Kla Demir. Kariyerli de bir adam. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir adam. Şaşırtıcı. Bakalım toparlayabilecekler mi? Ya Her bu arada ikinize şuna da bir de dikkat yorumlarınız çekmek için teşekkür lazım. ederim. Son kez yani Başakşehir ve Sivasspor, yani Avrupa'da bir yere kadar bir maceraya atılan takımlar toparlayamıyor ya. Ya bu çok büyük bir problem bence Türk takımları Toparlayamadı. için. Ya ikisi de grup aşamalarına katıldı. Ya oynadığınız maç 6 kardeşim ya. Sivas deplasmana da gitmedi yani bir kere. Karabağ maçında deplasman da yapmadı oradan. Yani neyin yorgunluğu bu? Nasıl bir kötü planlama anlamıyorum. Bir de şöyle bir detay var. Şimdi aklıma geldi konuşurken. Akhisar ve Karabükspor UEFA yaptıktan sonra lig düştüler. Acaba diyorum. Sivas için. Düştü. Yani.
Yani Sivas orta sıralarda bitirir gibi geliyor bana. Düşeceklerini zannetmiyorum. Yani o da çok farklı bir hikaye olur öyle bir şey olursa. Yani geçen sene yaptıklarından sonra bu sene bu kadar başarısız olmaları başlı başına bir hikaye zaten. Yani O Karabük'ü zaman çok net eklemek hatırlıyorum. istediğiniz bir şey var mı? Yok, tamam. Bitirebiliriz. Mücadelemiz Alanyaspor ile Ankaragücü arasında. Burada Niyazi'ye demiştim ki bir önceki videomuzda seninle yüzleşeceğiz. Niyazi demişti ki arkadaşlar alta linkini bırakırız. Hani maç tahmini videomuzda bilinmesi gerekenler videomuzda kısır bir mücadele bekliyorum demişti. Ve maçta 7 gol oldu. Rezil olduk. Burada yani maç öncesi yorumların çok isabetli olmadı. Yani maç sonrası için belki bir iki bir şey eklemek istersin. Sen de başlayalım. Hani biz devamını getiririz. Çok bir şey söyle yani bilmiyorum söylemek istiyor musun? Abi tam böyle diyorum ki Ankaragücü 2-0 oldu. Of diyorum Çağdaş, artist artist konuşuyordun. Şimdi seni gönderecekler. Sonra çat Alanya öne geçiyor. Lan diyorum tamam işte böyle böyle. Ne oldu belirsiz. Bir oraya gitti, bu buraya gitti. Maç sonunda Çağdaş Hoca en sonunda kazandı maçı. Yağmur çok fena yağmur yağıyordu. Yağmur Evet. gibi de goller de geldi. Zevkli maç oldu. Biz yanıldık yani, ben bayağı yanıldım yani. Ya bu 1-0 Peyitsin'i falan niye beklediğim maç şimdiye 7 gol. kadar oynatmıyordu hoca? Yo oynatıyordu. Hep oynuyordu Ya Deniz. sonradan giriyordu ama. Ya 11 başladığını hatırlamıyorum ben Yok Ankaragücü'nde. yok. Var mıydı? Bayağıdır 11 ya. Bayağıdır 11 aynen. Yani Ankaragücü'ne yazık oldu. Yani Beşiktaş'tan sonra her maç 11 evet. mesela. Evet. Ankaragücü hani bu ligde şu an bence lig tablosunda yerini hak etmeyen takımlardan biri. Yani bir türlü kendilerini yukarı atamıyorlar. Bu maçta Alanya gibi güçlü bir takımdan puan almaya çok yakınlardı. 2-0'da öne geçtiler. Baskıya direnemediler maalesef. Yani onlar bence bu sene ligde kalacaklar bir şekilde. Hani transferlerle biraz daha kendilerini güçlendirebilirlerse bir şekilde kendilerini yani diğer takımlara bakıyorum. Gençlerbirliği, Kayseri, belki Konya. Yani bunlarla kıyasladığımız zaman oyun olarak, enerji olarak bunlardan çok yüksekteler. Bence bir şekilde kendilerini yukarı atacaklardır. Alanya için de sonunda kazanabildiler. Ama hani kolay olmadı. Bence Alanya'da değişmesi gereken şeyler var. Yani ikinci yarı bu tempoyla her maçı kazanmak için sahaya çıksalar bile kazanabilirler mi? Bilmiyorum. 34 puan topladılar. İyi bir yerdeler şu an. Ama hani ligin sonuna doğru gerçekten performanslarında bir düşüş var. Bakalım ikinci yarı Çağdaş Hoca bir şeyleri değiştirebilecek mi deyip topu Batu'ya atayım. Valla Alanya ya Çağdaş Hoca şimdi şöyle bir benzerlik kurmak istiyorum. Mesela Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelene kadar en çok eleştirdiğimiz yönü neydi? İyi başlayıp gittiği takımlarda sonradan o istikrarı koruyamamasıydı. Hatta Beşiktaş'a geldiği zaman da tamam hani şimdi devre arası geldi ama önümüzdeki sezona nasıl başlayacak acaba diye böyle bir soru işaretleri oluyor. Takımı nasıl hazırlayacak diye. Ya sanki Çağdaş Hoca Sergen'in yanından biraz erken ayrılmış gibi. Sergen tam bu problemi çözmüş. Çağdaş Hoca gitmiş Alanya'ya. Bence o kronik şeyi yaşıyor. Sıkıntıyı yaşıyor Çağdaş Atan. Yani sezona çok iyi başladı. Ama devamını getiremiyorlar. Yani şifreleri çözülmüş bir takım bence Alanyaspor. Artık rakipleri Alanyaspor'u nasıl durduracaklarını, nelerine önlem alacağını iyi biliyorlar. Yani sezon başı işte yok 3-5-2'ye döndük, 4-4-2'ye döndük, şöyle pres yaptık, böyle pres yaptık. Aşıyorlar artık o presi. Yani ligin alt sıralarındaki Ankaragücü bile diyorum. Ama Ankaragücü yani bulunduğu yeri hak etmiyor. Ben de katılıyorum bu noktada size. Sıralama olarak çok altında olan bir takım senin presini kırıp kalene 3 gol bırakabiliyor. Ya ben Alanyaspor'un da bu seviyelerde takılacağını düşünüyorum. 6. Orta 7. sıralarda 8. Evet diyorsun. ligi orta sırada bitirecek muhtemelen. Yani o Avrupa hayali bence çok uzak Alanyaspor için. Ankaragücü de yani çok coşkulu oynuyor. Hakikaten düşerse bence tüm futbol severler üzülecektir Ankaragücü'nün düşmesine. Yani Düşmez bence ya. Düşmez yani. çok az süre kaldı. Takviyeler yaptılar ama yani İyi oynuyorlar ya. güçleri yetiyorsa İllaki yapacaklar. aynen yani birkaç kalite arttırıcı takviyeyle bence çok rahat ligde kalırlar. Yani kendinden altındaki takımları çok rahat bir şekilde yener Ankaragücü. Aa, sürpriz puan Konya'yı da kayıpları yendi. yaparsa. Evet yener yani oyun olarak çok üstünler onların.
kapatmadan önce ikinize de belki Batuhan senle devam edebiliriz. 21. haftadaki takımı, haftanın takımını, haftanın oyuncusunu ve hayal kırıklığını seçmeni istiyorum. Haftanın takımı sana göre kimdi? Haftanın takımı Trabzonspor diyebilirim. Yani kritik bir galibiyet aldılar. Yani büyük Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi hariç tutuyorum birazcık. Zaten 3'te 3 yaptı ikisi de ve yani rahat galibiyetler aldılar ama Trabzonspor o yukarıya yukarı ivmesini sürdürmesi açısından bence önemli bir galibiyet aldı. Haftanın Haft futbolcusu, oyuncusu. oyuncusu içinde ya Paints'i söyleyebilirim Ankaragücü'nde. Her ne kadar kaybetse de bence ya damga vurdu. Bugün Kasımpaşa maçında da Hayri Dunoviç de çok iyiydi. Gezal'a benzer bir şey yaptı, pas attı ikinci golünde. İlk golü de zaten frikikte resmen 90 attı topu. 89 değil, 91 değil, 90 attı. Hayri Dunoviç'i de bir öne çıkarabilirim. Hayal Hayal kırıklığı kırıklığı işte. da yani çok net bir şekilde. Ya bir Denizlispor takım olarak Denizlispor ve Yalçın Hoca'yı hayal kırıklığı olarak söyleyebilirim. Çünkü ciddi anlamda reaksiyon bekliyordum. İkinci olarak da Emre Akbaba diyorum Galatasaray'da. Rezalet bir top oynadı. O zaman Niyazi senle devam edelim. Senin Haftanın haftanın takımı. takımı bence Rize. Başakşehir'den bu kadar eksikte puan alabilmesi. Haftanın oyuncusu bence Tiam. Bugün çok güzel oynadı. Hani Pelkas'tı diyebilirdik ama bence Tiam daha iyi oynadı. Haftanın en kötüsü müydü? Neydi? Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı Hayal kırıklığı. Ndiaye diyorum yani direkt. Şerif Ndiaye. O zaman ben de haftanın takımına Niyazi ile aynı Rize'yi koyuyorum. Rize gerçekten bir puanı Başak Zorlu deplasmandan aldı. Yani benim için haftanın oyuncusu yani seçmek zor. Burada Beşiktaş'tan Abubakar'ı koymayı düşünüyorum ben. Yani Abubakar eğer diyorsanız ki bu üçlükten birini koymayacağız kesinlikle Ekuban. Abubakar'ı koyamıyorsam Ekuban'ı koyarım buraya. Hayal kırıklığı olarak da ne isim ne takım koyuyorum. Buraya maç koyuyorum ben. Konyaspor ve Antalyaspor arasında oynanan artık futbol karşılaşması diyeyim. Rezaletti. Hayal kırıklığıydı. Bu şekilde 21. haftayı da yorumlamış olalım. Her ikinize de 30'ar saniye vereceğim. Çünkü ligin ilk yarısını bitirdik. 30'ar saniye İlk yarıyı bir değerlendirin. Batu sen de başlayalım. 30 saniyen başladı. Vallahi efendim ilk yarının sürprizi benim için Beşiktaş oldu. Çok açık ve net. Yani kötü bir performans beklemedim ama bu kadar 5 puan farkla Galatasaray'ın önünde, Fenerbahçe'nin de 2 puan önünde lider tamamlayacağını tahmin etmiyordum Beşiktaş'ın. Çok sürpriz oldu bana. Ya Galatasaray açısından beklendiği gibi geçti aslında. Yönetim anlamında ve hoca tarafındaki kaos sahaya da sirayet etti. Oyuncu performanslarından Bupenza çok net şekilde akılda kalan isim oldu ligin ilk yarısında. Niyazi sen de devam Ligin ilk edelim. yarısından biraz farklı bir şey değineceğim. Benim değineceğim şey şu. Hiçbir sene ben bu kadar fazla yedek kalecinin oynadığını görmedim. Her takımda tek bir kaleci oynamadı. Mesela geçen senelerde en fazla 2-3 takımın kalecisi değişir. Hani kırmızı kart yer bir şekilde. Öyle olurdu. Bu sene her takım en az 2 kaleci, 3 kaleci kullanmak zorunda kalıyor. Çok garibime gitti yani bence konuşulabilecek şeylerden birisi bu. Diğer şeyleri zaten siz konuşacaksınız. Ben de son olarak kapatmadan önce ligin ilk yarısıyla alakalı bence de Beşiktaş'ın bu kadar puan toplayacağını taraftarları da beklemiyordu. Diğer yandan da yani ligin üstü bence 3 takım arasında, 3 büyük arasında geçecek. Ama ligin altı bence yani 7-8 takım düşme adayı. İkinci yarıda alt tarafta kan gövdeyi götürecek gibi görünüyor. Bu kadar sıkışık takvimde bakalım kim kendini kurtarabilecek diyelim. Videomuzu izlediyseniz buraya kadar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. İlligin ikinci yarısında görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.